Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Türkiye'ye bakış programıyla yeniden karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin dış gündemini, dış politikasını, Dışişleri eski bakanı Yaşar Yakış'la konuşmaya devam ediyoruz. Yaşar Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gülten Hanım. Yaşar Bey, yine iki sıcak gündem var. Aslında bir tanesi iç gündem meselesi, ancak uluslararası bir sözleşme olması hasebiyle bizim de alanımıza giriyor. Montreux Sözleşmesi gündemde. Emekli 103 Amiral Montreux Sözleşmesi'ne bağlı kalınması konusunda bir çağrıda bulundu. Bu sözleşmenin Türkiye'nin barışını hem komşularıyla hem de iç barışını korumada hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Tabii içeride siyaseten farklı yansımaları oldu. Bu bildiriyi bir nevi darbe girişimi gibi yorumlayan bir siyasi yapı var karşımızda. Ancak diğer taraftan bizi asıl ilgilendiren Montreux'un önemi, ne anlama geldiği ve neden emekli askerlerin bu kadar altını çizdiği bir nokta olduğu. Bir diğer mesele de ABD yaptırımları yarın yürürlüğe giriyor. Katsa yaptırımları aslında Trump döneminde Senato'dan geçmişti bu yaptırımlar. Ancak yürürlüğe girmesi Biden dönemine denk geliyor. Zira Trump geciktirmişti ya da sümenaltı etmişti diyelim. İsterseniz Montreux'den başlayalım. Montreux neden önemli? Neden bu kadar altı çiziliyor? Valla Montreux çok önemli. Türkiye için hayati önemi olan bir konu ve benim görebildiğim kadarıyla bu iş iç politika malzemesiyle başka olaylarla ilintilendirildiği için karışık hale geldi. Yani bir ucu askerlerin bir darbe teşebbüsü mü yapıyor meselesi haline dönüştürdü gereksiz olarak bir yandan. Öteki ucu da İstense de istenmese de bu Kanal İstanbul'a da bir bakıma bağlantılı. Onun için biraz karışık hale geldi. Montreux çok önemli bir sözleşme Türkiye için ve 1936 yıllarındaki koşullarda Türkiye çok güzel bir fırsat penceresi yakalamıştı. O sayede uluslararası camiayı ikna etmek suretiyle bu anlaşmayı imzalamaya uluslararası camiayı ikna etmişti. Bunun için Montreux'den çıkmak gibi Sayın Mecit Başkanımızın söylediği şekilde bir şeyin Türkiye'nin aklının ucundan dahi geçirmemesi gerekir. Montreux daha öncesini düşünürsek Lozan Sözleşmesi'nin ekinde bir Lozan Sözleşmesi'ne ek Boğazlar Sözleşmesi vardı. O sözleşme Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmasının sonucunda o günkü koşullarda imzalanabilmiş olan en iyi anlaşmaydı. Ama buna rağmen İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın tahkim edilmesi Türk ordusu tarafından orada askeri tahkimat yapılmasının yolları kapatılıyordu. Bir Boğazlar Komisyonu kuruluyordu ve Boğazlarla ilgili kararlar sözleşmeye taraf olan ülkeler tarafından verilecekti. Bu Lozan Anlaşması'nın ekindeki Boğazlar Sözleşmesi. Lozan Anlaşması'ndan sonra 13 yıl sonra oluyor aşağı yukarı. 1936'da Dünya İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken yani İtalya Etiyopya'yı işgal etmiş. Almanya gözünü Orta Avrupa'ya çevirmiş. Belki Rusya ile çatışma ihtimali var. Böyle bir ortamda Atatürk çok iyi bir adım atarak yani satrançta çok iyi bir hamle yapmak suretiyle dünya yeni bir kargaşalığa doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'nı kastederek söylüyor. Onun için bu Boğazlar hakkındaki Lozan Sözleşmesi böyle kalırsa yine istikrarsızlık kaynağı olur diye ülkeleri ikna etmek suretiyle Montreux'de, İsviçre'nin Montreux şehrinde bir konferans toplanarak bu sözleşmeyi ortaya çıkarmışlardı. Bu sözleşme dünyada bir boğazı kontrol eden ülkeye verilmiş olan en geniş yetkileri içeriyor. Yani
Hani bazen inanılır ya, gökyüzünün kapağı açılır işte bilmem kaç bin yılda bir diye. Öyle bir fırsat açılmış. Türkiye o fırsattan yararlanarak bugünkü şartları yerine getirmişti. Burada en önemli unsur bir, Türkiye'nin yetkilerinin çok genişletilmiş olması. Bugün ona benzer yetkileri Türkiye hayal dahi edemez. İkincisi, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güvenliklerinin korunması ön plana geçirilmiştir ve galiba tabii şeyden de kaynaklanıyor. Karadeniz kapalı bir deniz. Öteki uluslararası boğazları düşünürsek onlar bir okyanusu öbür okyanusa birleştiriyor. Yahut öbür denize birleştiriyor. Mesela Bab-el-Mendeb boğazını düşünelim. Kızıldeniz'i Umman Denizi'ne birleştiriyor. Hürmüz Körfezi'ni düşünelim. Körfez'deki ülkeleri Umman Denizi'ne birleştiriyor. Ondan sonra Cebel-i Tarık Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na birleştiriyor. Şimdi böyle bir yerde o boğaza hakim olan ülkenin Türkiye'nin sahip olduğu kadar yetkilere sahip olması durumu hiçbirinde yok. Yani İspanya ile veya orada bir kayalığa hakim olan İngiltere ile karşısındaki Fas'ın biz Cebel-i Tarık Boğazı'ndan şu gemileri geçireceğiz, bu gemileri geçirmeyeceğiz diye bir yetki kullanmaları söz konusu değil. Halbuki Montrö'de Türk boğazları, İstanbul'dan bahsediyoruz sık sık ama Montrö aslında Çanakkale Boğazı'nı, Marmara Denizi'ni ve İstanbul Boğazı'nı üçünü birlikte kapsayan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre boğazdan geçirilecek olan gemilerin sayısında sınır var. Tonajında sınır var. O gemiler Karadeniz'e geçtiği zaman orada 21 günden daha uzun süre kalamazlar, sınırı var. 30 bin tonu, yani birden fazla kıyıdaş olmayan ülkenin gemisi Karadeniz'de bulunursa bunların toplam tonajları 30 bin tonu geçemez diye kurallar var. Türkiye'ye bu gemiler geçmeden 8 gün önce ihbar etme mecburiyetleri, haber verme mecburiyetleri var. Bütün bunlar Türkiye'nin sahip olduğu çok önemli yetkiler. Onun için hiç kimsenin Türkiye'de, hiçbir yöneticinin acaba şu Montrö'yü iptal etsek, oradan çekilsek olur mu diye bir şey aklının köşesinden dahi geçirmemesi lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da dün böyle bir şeyin gündemde olmadığını söyledi. Ama bir hassasiyet var. Hassasiyetin taraflarından biri emekli amiraller. Neden başka yetkililer değildi emekli amiraller? Çünkü boğazlardan geçişin ve Karadeniz'deki güç dengesinin önemini en çok kavrayacak olan insanlar bahriyelilerimizdir. Ve bunlar da bahriye subayı olduktan sonra amirallik seviyesine yükselmişler. Yani belgeyi imzalayan 103 emekli askerin hepsi amiral rütbesine gelmiş insanlar. Dolayısıyla onlardan daha fazla takdir edebilecek kimse yoktur Türkiye'de. Peki. Ama peki istersen ara soruyu sorun, ondan evet, sonra ben devam edeyim. Yani siz aslında bunun altını çizdiniz. Savaş zamanında işte sözleşmenin 19. maddesi misal, savaş zamanında gemilerin geçişini düzenliyor. 20. madde savaş gemilerinin geçişiyle ilgili Türkiye'nin tam hakimiyetinden, dilediği gibi davranmasından bahsediyor. Benzer şekilde yine yakın savaş tehlikesi olması halinde de Türkiye'ye benzer haklar veriyor. Yani aslında Boğazlar üzerinde Montrö Sözleşmesi Türkiye'ye tam bir hakimiyet, egemenlik hakkı tanıyor. Peki kamuoyunda kimi yorumlar var? İşte Türkiye'de öyledir ya, kimi taraf Rusyacıdır, kimi taraf Amerikancıdır, böyle bir ayrışma, bölünme de var. Montrö'nün bir şekilde feshedilmesinden ya da Türkiye'nin
olmaz ama oldu ki çekilmesinden vesaire. En büyük çıkarı sağlayacak ülkeler konusunda da bir tartışma yürüyor. Kimileri Amerika Karadeniz'e hakim olmak istiyor diyor ama öteki taraftan bu sözleşmenin Türkiye tarafından feshi durumunda Rus gemilerinin de kontrolden çıkacağı, boğazların yol geçen hanına döneceği gerçeği var. Yani burada da tek taraflı bir bakış açısı var galiba ama siz nasıl görüyorsunuz? Esas Karadeniz'de boğazlar üzerinden ki hangi ülkeler ne tür planlar içerisinde? Şimdi Montreux 1936'da 20 yıllığına imza edilmişti. Ve 20. yılın sonunda eğer taraf ülkelerden biri bu anlaşmayı feshi için bir talepte bulunmazsa kendiliğinden bir 20 yıl için daha uzatılacaktı. Şimdi 4. 20 yılı geçtik. 2036 yılında 5. 20 yılı yani 100. yılını tamamlaması. Şimdi öyle bir iyi denge kurulmuş ki 1936'da şimdiye kadar hiçbir ülke bunu değiştireyim diye bir talepte bulunmadı. Ama sizin sorunuzun o belirttiğiniz Türkiye'ye verilen yani savaş halinde Türkiye muharipse bir kural var, Türkiye muharip değilse bir kural var. Türkiye kendisini yakın savaş tehlikesi içinde görürse boğazları kapatma yetkisi var. Türkiye'nin savaş halinde bulunduğu bir ülkeye, ülkenin gemisi silah taşıyorsa, Türkiye'nin savaş halinde olduğu bir ülkeye silah taşıyorsa o gemiyi geçirmeme yetkisi var. Yani Allah göstermesin ama Romanya ile savaşa girişimizi düşünelim. Fransa'dan bir gemi de Romanya'ya silah götürüyor. Boğazlardan geçecek. Türkiye bunu engelleyebiliyor. Yani o bahsettiğiniz madde odur. Şimdi bu kadar yetkileri var Türkiye'nin ve çekilse Türkiye ne olur? Türkiye'nin çekildiği zaman ne olacağını biz hesap eden yok. Türkiye çekilirse Montreux çöker. Montreux çöktüğü zaman ne olur? Boğazlardan herkes burası uluslararası su yoludur. Ben istediğim gibi geçerim der ve hem Türkiye hem Karadeniz istikrarsızlaştır. Karadeniz'deki güç dengesi bozulmuş olur ve bölge istikrarsızlaştırılmış olur. Yani Türkiye çekildiği zaman ben çekildim kapattım iki Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı deme hakkı yok. Türkiye çekildiği zaman sözleşme çöküyor ve kuralsızlık hakim oluyor. Onun için hiç kimsenin aklının köşesinden dahi geçirmemesi lazımdır. Montreux'den çekilmeyi ne olacağı belli değil. Sorunuzun ikinci kısmına gelmek istiyorum. Amerika Montreux Sözleşmesi'ne taraf değil. O günkü koşullarda belki gerek de görmemişti. Ama Amerika şimdi 6. filoyla Akdeniz'de çok güçlü bir varlığı var. Ve pek tabii ki arzu eder ki en büyük rakibi olan, şimdi Çin ikinci, belki birinci büyük rakibi oldu ama yakın zamana kadar Rusya'ydı. Daha doğrusu Varşova Paktı'ydı. Dolayısıyla Rusya'nın limanlarına ve kıyılarına ne kadar yakın bir askeri varlık gösterebilirse Amerika bundan o kadar memnuniyet duyardı. Bu Amerika'nın bu bakış açısı halen geçerli. Yani Amerika arzu eder ki ben Rusya'ya en yakın nerede tehdit edebilirsem Karadeniz'de oraya kadar sokulayım ister. Ama Montreux de kendisi taraf olmadığı için bir ikincisi statüsü başka türlü düzenlenir. Yani Amerika dışındaki ülkeler bir araya gelmişler, ona karar vermişler. O dengeyi Amerika'da bozmak istemiyor. Ama bozulursa Amerika bundan yararlanır. Buradan şimdi sizin sormadığınız bir soruya geçmek istiyorum. Bunun Kanal İstanbul projesiyle dolaylı bir alakası evet, var. Evet, evet. Bitirmenizi bekliyordum şimdi, Kanal İstanbul'la. Şimdi nedir alakası diyeceksiniz. Bu
tamamen muhal bir şey, zihin egzersizi. Şimdi Kanal İstanbul'un açıldığını farz edelim bir gün. Ondan sonra Amerikalılar geldiler İstanbul'un önüne ve hatta Çanakkale'nin önüne. Biz Karadeniz'e bir gemi sokacağız ve Montreux şartlarından bağımsız. Montreux İstanbul Boğazı'ndan geçişi düzenliyor. Dolayısıyla Amerika diyebilir ki İstanbul'dan geçirmeyeceğiz biz. Sizin açtığınız bir kanal var. Oradan geçeceğiz. Onun için bu kanal Montreux bu kanalın şartlarını düzenlemiyor. Onun için ben gemiyi İstanbul Boğazı'ndan geçirip de Montreux'un koşullarına tabi olmayacağım. Sizin açtığınız kanaldan geçeceğim derse Türkiye'nin cevabı ne olacak? Türkiye evet Montreux Boğazlardan geçişi düzenliyordu. Ama siz boğazlardan geçmeyeceksiniz, kanaldan geçeceksiniz. Onun için biz bu şartta sınırlamaya tabi değilsiniz mi diyecektir. Bilmiyoruz daha. Yoksa Montreux'un kurduğu düzen Karadeniz'deki kuvvet dengesini oluşturan bir anlaşmadır. Dolayısıyla sen gemileri uçağa yükleyip de üzerinden aslan dahi değil mi ki Karadeniz'de olacaksın, Karadeniz'deki kuvvet dengesini değiştireceksin, onun için oraya geçemezsin mi diyecek. Dolayısıyla eğer günün birinde İstanbul Boğaz bu çılgın proje gerçekleşir de kapımıza Amerika dayanırsa ben boğazlardan geçmeyeceğim, sizin kanaldan geçeceğim, onun için bu sınırlamaya tabi değilim derse böyle bir tartışma açılacak. Bu tartışma, yani ABD'nin kapımıza dayanma ihtimali var eğer Kanal İstanbul projesi hayata geçirilirse. Yani Türkiye herhalde o zaman diyecektir ki yani burada önemli olan boğazdan sularından böyle kayarak geçmekten meselesi değildir. Karadeniz'deki kuvvet dengesidir anlaşmanın asıl amacı. Yani gözetilmek istenen kuvvet dengesi Karadeniz'de kıyıdaş olmayan ülkelerle kıyıdaş ülkeler arasındaki dengedir. Onun için sen ne buradan ne İstanbul Boğazı'ndan ne de kanaldan geçemezsin demesi gerekir. Ama Amerika bastırırsa her şeye rağmen onun karşısına Türkiye direnebilir mi? O da başka bir konu. Yani ben onun için sormadığınız bir soruya ondan bağlantılandırmak istedim. Bitirmenizi bekliyordum. Siz önden cevapladınız. Teşekkürler. Yani aslında Kanal İstanbul projesiyle kimi yorumlarda da sizin bahsettiğiniz hususun altı çiziliyor. Türkiye'nin Boğazlar ve Marmara Denizi üzerindeki egemenliğini, mutlak egemenliğini kaybetmesinden bahsediliyor. Az önce Amerika örneğini verdiniz ama muhtemelen sadece ABD değildir. Bir sözleşmeye tabi olmayan Boğazlardan hemen hemen her devlet bir şekilde faydalanmak, savaş gemilerini ya da ticaret gemilerini istediği gibi bölgede konuşlandırmak isteyecektir. Yani orada da bir Doğu Akdeniz'dekine benzer bir mücadelenin içine girilmesi muhtemel ki zaten şu an Türkiye'nin herhalde üç tarafı denizlerle çevrili tam anlamıyla barış içinde olunan denizi Karadeniz olsa gerek. Marmara zaten bir iç deniz, Montreux'da düzenlediği için onu ayrı tutuyorum ama Ege ve Akdeniz'deki sorunların kaynağında da böylesi tarafları bağlayan, sınırlarını kesin hatlarla çizen maddelerin, sözleşmelerin olmaması yatıyor galiba. Ne dersiniz? Şimdi Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık ile Montreux'u mukayese ettiğin zaman Montreux adeta simyager terazisi derler. İlaçları şeylerini gramajını, miligramları ölçmek için simyager terazisi ölçülerek her konu düzenlenmiş şeyde Montreux'de, dolayısıyla Boğazlar'da. Doğu Akdeniz'de ise daha deniz kokundan kaynaklanan ve birçoğu henüz oturmamış olan ne deniz hukuku sözleşmesinde doğru dürüst açıklanmış olan ne de uluslararası mahkeme kararlarında yerine oturmamış olan birçok
açıkta olan hususlar var. Mesela Meis Adası'nın etrafında, Meis Adası'nın kendisinin kıta sahanlığı olacak mı olmayacak meselesi bunlardan biridir. Şimdi böyle sorunlar var Doğu Akdeniz'den bahsediyorsak. Montreux ise milimi milimine bütün konuları kayda bağlamış, ülkeleri taahhüde bağlamış böyle bir sözleşme. Buradan yalnız bir şey söylemişsiniz orada, onu açıklık getirmem lazım. Ticaret gemilerinin boğazlardan geçmesi konusunda hiçbir sınır yok. Ticaret ama 21 gün sınırı olduğundan bahsettiniz. Tek sınırlama Türkiye'nin muharip olduğu, Türkiye'nin savaş halinde olduğu bir ülkeye silah taşıyorsa, o takdirde ticaret gemilerine dahi Türkiye boğazları kapatabilir. Bunun dışında uluslararası bir su yoldur. Türkiye'nin malı değildir. Çanakkale ve İstanbul boğazları. Orası uluslararası bir yoldur. Ama düzenlenmesi hangi kurallara bağlı olacak? Ülkeler serbest iradeleriyle bir araya gelmişler ve bunu şöyle şöyle düzenleyelim diye 1936'da o kararları vermişler. Yani ticaret gemilerine her zaman açık. Sadece sınırlama Türkiye'nin savaş halinde olduğu bir ülkeye yardım için silah taşıyan gemiler, hangi ülkenin ticaret gemisi olursa olsun, zaten savaş halinde olunca Türkiye boğazları tamamen kapatabiliyor. Ama savaş halinde değilse Türkiye, savaş halinde olduğu ülkelere ticaret gemileri için sınırlama koyabiliyor. Böyle bir sınırlama var. Amerika'nın durumuna tekrar dönersek, pek tabii ki Amerika Rusya kıyılarına en yakın yerde deniz varlığı, yani bahriye varlığını bulundurmak ister. Onun için bir fırsatını bulsa bu dengeyi değiştirmek, lehine değiştirmek için bir çaba sarf eder. Onun için o kadar hassas bir şey ki böyle dokunduğunuz zaman her şey çökebilecekmiş gibi bir yapıdır bu. Bu nedenle kimsenin en böyle elinin tırnağının ucuyla dahi dokunmaması lazımdır. Peki isterseniz birazcık da yarın, yani 7 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek olan CATSA yaptırımlarını, ABD yaptırımlarını konuşalım. Hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası olarak biliniyor. Türkiye'de Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı'na 4 isme yaptırımdan bahsediyor ama asıl olarak Savunma Sanayi ABD'den ihracat lisansı alamayacak. Yani isimlerin ötesinde bir anlamı var. ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Yine bu kişilerin mal varlığı dondurulacak ama tabii kişiler bazında çok önemli değil. Meselenin arkasında S-400'ler yatıyor. Türkiye S-400'lerle ilgili hala net bir tavır almış değil. ABD'nin talebi tamamıyla S-400'lerin rafa kaldırılması ama bu konuda herhalde pazarlıklar devam ediyor gibi görünüyor. Diğer taraftan Türkiye medyasında bir başka haber çıktı. Türkiye'nin Rusya ve Pakistan'la silahlı hava aracı konusunda temaslar gerçekleştirildiği, Rus teknolojisinden bir nevi faydalanmak istediği yönünde haberler vardı. Ancak Rusya'nın bu konuda olumsuz yanıt verdiği belirtiliyordu. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize hatırlatalım. Dağlık-Karabağ çatışması sırasında Türkiye'nin SİHA'larla Azerbaycan'a destek verdiği de gündeme gelmişti. Bunun ardından İngiliz ve Kanada firmaları Türkiye'ye bu drone'ların, hava araçlarının parçalarının satışını durdurmuştu. Belli ki Türkiye yeni bir arayışta. Yani hem bir taraftan ABD ile sanki böyle bir yumuşama, sorunları aşma yönünde bir irade beyan ediliyor ama perde arkasında da Rusya ile her türlü askeri işbirliğine gidilmesi için uğraşılıyor gibi bir görüntü var. Siz hem CATSA yaptırımlarını hem de Rusya ile Türkiye'nin askeri anlamdaki ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? Hem ABD ile hem Rusya ile ikisi bir arada mümkün mü?
Savunma sanayi dünyada en fazla kar getiren sanayi ve en güçlü sanayilerden biri de dünyada Amerikan savunma sanayidir. Ve bu F-35'ler konusu meselesi, ondan sonra Rusya'dan satın aldığımız S-400'ler konusu hep bu karlı sanayiyi kendi ellerinde tutmak istemelerinden kaynaklanıyor. Amerika'nın yapmak istediği bu. Sihalar konusunda Türkiye kendi teknolojisini, yani bir saha yapmak aslında sadece o şeyin gövdesini yapmaktan ibaret değil. Birçok teknik unsurlar var. Şimdi biz de bu şeyle elektrikle işleyen otomobiller yapmak istiyoruz ama işte dizaynını İtalyanlar yapmışlar. Motoru Alman, ondan sonra bilmem nesi Amerikan, başka bir aksamı İngiliz, başka bir aksamı Japon. Biz onları bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi patenti olmayan birçok unsurlar var SİHA'nın içinde. Şimdi Türkiye KASA yaptırımları çerçevesinde Amerikan menşeli olan aksamın tedarikinde gerek SİHA'lar için olsun gerek başka savunma sanayi ürünleri için olsun, Amerika her zaman karşımıza şu aksamı sen benden satın almışsın, onu kullanamazsın ve hatta satın alacağın, Fransa'dan satın alacağın bir savunma sanayi ürünündeki filan aksamı da alamazsın. Ya Fransa'ya der ki sen Türkiye'ye onu satamazsın demek suretiyle işimizi zorlaştırabilir. En sonunda ne olur? En sonunda Amerika Türkiye'ye ne zaman ambargo koyduysa Türkiye'nin savunma sanayi o sayede biraz daha gelişmiştir. Yani kötü komşu insanı mal sahibi eder. Var ya Türkçe'de atasözü, alamıyorsanız komşunuzdan siz kendiniz üretmek mecburiyetine kalıyorsunuz. Türkiye'de savunma sanayinin bir parça 1980'lerden itibaren gelişmeye başlaması 1970'lerde Amerika'nın Kıbrıs nedeniyle Türkiye'ye empoze ettiği ambargo nedeniyle olmuştur. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın KASA yaptırımları çerçevesinde veya öteki başka yaptırımlar çerçevesinde KASA dışındaki bir konuda da Amerika Türkiye'ye ambargo koyabilir herhangi bir malın satımında. Dolayısıyla bunlar kısa vadede Türkiye'nin işlerini zorlaştırabilir ama uzun vadede belki kötü komşu olduğu için Amerika bizi mal sahibi etmek suretiyle o teknolojiyi kendimizin geliştirmesine de yol açabilir. Aynı şey Rusya ile olan ilişkilerde de geçerli. Amerika pek tabii ki bu karlı savunma sanayi ürünleri piyasasını Rusya'ya kaptırmak istemiyor. Onun için nerede güçlük çıkarabilirse çıkaracaktır. Aynı husus Rusya tarafında oturup da konuya Rusya tarafından baktığınız zaman Ruslar da isteyecektir ki Türkiye gibi önemli bir ülke benim savunma sanayi, benim ürettiğim savunma sanayi ürünlerini satın alsın, kullansın isteyecektir. Böyle bir masa altında çekişme var. Türkiye'nin bundan bu fırsattan yararlanarak kendi savunma sanayini geliştirmek için hız vermesi lazımdır. Ar-Ge'ye önem vermek lazımdır. Yeni keşiflere önem vermek lazımdır. Birçok savunma sanayi ürününü kendisini yapması lazımdır. Ve peki Yaşar Bey, o zaman bir taraftan ABD hem KASA yaptırımlarını hayata geçiriyor. Diğer taraftan da Montrö'nün bir şekilde size söylediğiniz Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un işte bir soru karşısında Erdoğan'ın iradesiyle anlaşmadan çekilinebileceğini söylemesi, hiç ortada hani derler ya foil yok yumurta yokken bu tartışmayı gündeme getirmesi, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğinin açıklanmasının hemen ardından bu vurgunun yapılması
olması dikkat çekiyor ama ikisi birbiriyle çelişmiyor mu? Yani bir taraftan deniliyor ki işte Montreux Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi ABD'nin bir projesidir. Türkiye yeniden ABD'ye gemisini yanaştırıyor deniliyor. Diğer taraftan katsa yaptırımları bir şekilde yürürlüğe konuluyor. Havuç sopa mı var yoksa Türkiye'de yorumcular meseleyi yanlış yerden mi okuyor? Siz ne dersiniz? Yani eğer Montreux'den çekilebiliriz lafını sonradan Sayın Meclis Başkanımız biraz tevil yoluna gitti ama bu konu tırnağının ucuyla demin söylediğim gibi dahi dokunulmaması gereken bir dengedir o. O denge bozulursa işin nereye varacağını bilemeyiz. Çünkü ondan sonra ortaya çıkacak olan durum kanunsuz bir durum. Yani Boğaz'dan kimin ne, hangi istikametinden geçeceği, kaç gemiyle geçeceği, ondan sonra gemilere refakat edilebilecek midir, bilmem ne, amiral gemisinin yanına 3 tane daha gemi katılabilecek midir falan. Bütün bunlar ortada kalacaktır. Onun için o noktaya hiçbir zaman gelinmemesi lazım. Ama öteki söylediklerinizde bir çelişki var gibi görünse dahi bence çelişki yok. Yani uluslararası ilişkiler bir bilek güreşidir her zaman. Türkiye pek tabii ki Montreux'de kazanımlarını korumaya çalışması lazımdır. Amerika'da onu aşındırmak için acaba bir şey yapabilir miyim diye. Ya Kanal İstanbul tarikiyle veya Montreux'ün Kanal İstanbul olsa da olmasa da Türkiye'nin çekilmesi suretiyle Türkiye'yi korumasız boğazlara müdahale edilemeyecek bir hale getirmesi durumuna sokması da Amerika'nın projelerinden biri olabilir. Ve doğrudur yani bir ülkenin kendi çıkarları uğruna bu şekilde mekanizmaları yürürlüğe koyması haklıdır da. 2008 yılında Güney Osetya krizi olmuştu Rusya ile Gürcistan arasında. O zaman Amerika 68 bin tonluk bir hastane gemisini boğazlardan geçirip Gürcistan açıklarına Batum limanında demirlemek istemişti. Türkiye bu mümkün değildir diye mani oldu. Daha küçük bir gemiyi göndermesine razı ettik Amerika'yı. Yani Amerika icabında müdahil olmak istediği bir anlaşmazlıkta orada askeri varlık bulundurmak istiyor. Gönlünden o geçiyor. Ama Türkiye'yi gücendirirsem acaba yani hatta işte Türkiye'de bu konuyu fazla bilmeyen adamları da araya sokmak suretiyle Türkiye şeyden çekiliverse Montreux'den ondan sonra da ortalık karışacaktır. Yeni kurulacak düzende benim için, Amerika için, Washington için daha avantajlı bir durum nasıl elde edebilirim diye çalışıyor olabilir. Bu onun hakkıdır da. Türkiye'nin buna kapı açmaması lazımdır. Böyle bir tartışmaya ve Montreux'u hiçbir şekilde tartışmaya astırmaması lazımdır. Amerika'nın bu şekilde arzu etmesine rağmen. Son olarak bu yaptırımlar ne dersiniz? S-400 sorununun temelinde bu yaptırımların S-400 sorunu var. Bu anlamda Türkiye karışık sinyaller yolluyor Amerika'ya ve Rusya'ya aynı zamanda. Sizin beklentiniz S-400'ler konusunda nedir? Hakikaten Türkiye yeniden rotayı NATO, ABD ve Batı yönünde mi kırıyor yoksa taktiksel stratejik adımlarla geçici bir rahatlama, geçici bir çözüm peşinde mi, ne dersiniz? Yani Türkiye en başında bu duruma düşünmesi lazımdı. Yani eğer S-400'lerin siparişlerini vermeden önce daha fazla, mesela 2006'daki, 2007'deki Türkiye'yi düşünün. Bütün dünyayla dünyanın bütün ülkeleriyle son derece sorunsuz ilişkiler yürütüyor ve yelkenine rüzgarı almış gidiyordu. O zamanki Türkiye, o zamanki dikkatli dış politika yürütülseydi
bugünkü duruma düşmezdik. Şimdi bugünkü duruma bir defa düştükten sonra pek tabii ki zararla çıkacağız şu veya bu şekilde. Yani en kötü ihtimal 2,5 milyar dolarlık bir şeyi satın alacağız. Rusya'ya bu parayı ödemiş olacağız ve kilitleyeceğiz yani konuşlandırma aşamasına geçmeyeceğiz. Bu durumda Türkiye 2,5 milyar para kaybetmiş olacak. Rusya ile olan ilişkileri, Rusya Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırmak için bir adım atmıştı. O adım yarıda kalmış olacak ve Türkiye ile ilişkilerde de ileride Türkiye böyle fazla güvenilmez bir ülkeymiş. Onunla ilişkiye girdiğimiz zaman daha dikkatli olmamız gerekir diye Rusya Türkiye'ye böyle bakacak. Bütün bunlara sebebiyet vermemek lazımdı en başında. Şimdi ne olacak meselesinde? Benim tahminime göre Türkiye şu veya bu şekilde bu şeyleri Amerikalılarla Amerikalıyla karşı karşıya gelecek pozisyonlarda kullanmayacaktır S-400'leri. Çünkü S-400'leri mesela F-35'ler Ege Denizi üzerinde veya Karadeniz'de uçarken onların zayıflıklarını tespit edecek bir şekilde konuşlandırılırsa Amerika buna karşı çıkacaktır veya işte Türkiye'yi şu veya bu şekilde cezalandıracaktır. O en kötü ihtimal ama Türkiye Rusya'ya artık geri veremeyecektir bunu. Bu para ödenmiştir. Ve attığı yanlış adımın sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Yani Amerika'nın göz göre S-400'leri kendi silahlarına, kendi uçaklarına karşı ve kendi bombalarına karşı, füzelerine karşı konuşlandıracak duruma gelmesine kolay kolay müsaade etmez. Onun Türkiye için ağır sonuçları olur diye düşünüyorum. Peki. Yaşar Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.